Kerem Köfteoğlu'nun hazırladığı Çin'deki Türkler programı başlıyor. Merhabalar. Doğudaki tanıtım elçilerimiz programında, Çin'deki Türkler programında bu kez çok değerli bir konuğumuz var. Şanghay Başkonsolosumuz Sayın Hüseyin Emre Engin. Sayın Başkonsolosum, rica etsem bize özellikle kısaca bilgilerinizi tanıtır mısınız? Daha önce Şanghay'a gelmeden önce nerelerde görev yaptınız? Buyurun, söz size. Memnuniyetle. İsmim Emre Engin. Yaklaşık 24 senedir Dışişleri Bakanlığı mensubuyum. Daha önce Pakistan, Almanya ve Japonya'da görev yaptım. Son görev yerim, buraya gelmeden önce dışarıdaki görev yerim Köln'dü. Almanya'nın Köln başkentinde ülkemizi başkonsolos olarak temsil ettim. Ve geçtiğimiz Ekim ayından beri, yani yaklaşık 9 aydır da Şanghay'da görev yapmaktayım. Şanghay'da sorumluluk alanımızda bulunan Şanghay'da yaklaşık kaç tane Türk var? Bir de rica etsem Şanghay'ın Türkiye için, Türk girişimciler için ya da Çin'deki konumu hakkında da biraz bilgi verir misin? Memnuniyetle. Şimdi tabii bizim görev bölgemiz Şanghay kenti merkezi olmakla birlikte etraftaki 3 eyaleti de içeriyor. Yani Jiangsu, Zhejiang ve Anhui eyaletleri, yani neredeyse Doğu yakasının, Çin'in Doğu yakasının merkezinde yer alan 3 tane ana eyaleti de içeriyor. Elimizde açıkçası Kerem Bey, pandemi sonrası döneme ilişkin net vatandaş rakamlarımız yok. Fakat pandemiden önce, yani 2019 sonu 2020 başı itibariyle bizim görev bölgemizde, yani bu 3 eyalet artı Şanghay'da yaklaşık 2200-2300 vatandaşımız vardı, çalışıyordu, yaşıyordu. Bunların önemli bir kısmı, yani aşağı yukarı tahminimiz yarısı veya yarısından çoğu pandemi şartları nedeniyle Türkiye'ye dönüp geri gelemediler. Yani şu anda tahminimiz bölgemizde 1000-1200 arasında vatandaşımızın bulunduğudur. Özellikle öğrencilerimizin neredeyse tamamı Türkiye'de. Onlar da buraya gelmeyi arzu ediyorlar, bekliyorlar. Onların neredeyse hiçbir öğrencimiz şu anda yok. Daha ziyade Türkiye'ye gitmemiş olan işverenler ve ekspat toplumumuz burada mevcut şu anda. Şanghay'ın Çin ekonomisindeki yeri konusunda biraz bilgi rica edeceğim. Şanghay bildiğiniz gibi Çin'in en büyük kenti, yani nüfus olarak en büyük kenti, ama bununla birlikte endüstriyel açıdan da aynı zamanda dışa açılan kapısı olması veçesiyle, limanıyla, kendi görev bölgemizdeki diğer iki büyük eyaletle birlikte bir şekilde Çin'in dışa açılan yüzü, hem endüstriyel açıdan, hem kültürel açıdan, hem finansal açıdan bir şekilde Çin'in kalbi olarak kabul edilen bir kent Şanghay. Bu çok uzun süreden beri Çin'in esasında bir şekilde yabancı devletlerle, Kanton bölgesiyle, yani Guangzhou ve Hong Kong'la birlikte dış ülkelerle temasını sağlamış olan kent Şanghay. Bildiğiniz gibi iki tane büyük nehir bir şekilde Çin medeniyetine hep beşiklik yapmış. Onun etrafında Çin toplumu gelişmiş. Bir tanesi Sarı Nehir, bir tanesi Yangtze Nehri. Şanghay bu Yangtze Nehri, yani daha güneyde olan nehrin okyanusla buluştuğu deltanın en ucunda yer alıyor. Ondan dolayı da özellikle okyanus bölgesi, yani deniz bölgesinden içeriye doğru olan neredeyse Wuhan kentine kadar nehir üzerinden olan ticareti de kontrol etmiş bir kent olduğu için genelde insanların yaşamayı tercih ettiği, ticaret yapmayı tercih ettiği bir bölge olmuş. Özellikle son 200 yıldır neredeyse. Özellikle Çin'in dışa açılım politikasını geliştirmesinden sonra, yani 1970'lerin sonundan itibaren de bir model kent şeklinde, yani Şanghay'ın bir şekilde Çin'in dışa açılımının bir modeli şeklinde gelişmesi söz konusu olmuş. Özellikle finans açısından şu kent çok gelişmiş. Ekspatlar, yani yabancılar burayı bir şekilde Çin'e girişin kapısı olarak görmüşler. O açıdan kendine has bir kültürel yapıya, kendine has bir dokuya bürünmüş Şanghay. Bizler açısından, yani Türk girişimciler açısından da bir şekilde özellikle Çin'in daha kapalı olduğu zamanlarda Çin'le tanışmalarının
bir şekilde ilk adresi, ilk durağı olmuş. O açılardan önemli Şanghay. Ben açıkçası iki kez geldim Şanghay'a ve Şanghay'ı nedense İstanbul'a çok benzetim. Yani sanki o içeriden geçen nehrin iki yakasını yerleşmiş, konumlanmış olan şeyi biliyor ki size aynı etki yaratıyor. Doğru, doğru. Zaten kardeş şehir ilişkisi var bildiğiniz gibi Şanghay ile İstanbul arasında. Çok benziyor. Huangpu nehri geçiyor şehrin ortasından. İki tarafına konumlanmış durumda şehir. O açıdan İstanbul'u çok andırıyor. Yani o nehir kenarları da bizim anladığımız, alıştığımız tarza böyle hani Boğaz'a nazır restoranlar, yani o tam o tarzda olmamakla birlikte kültür tabii çok nehir ve su temelli olarak gelişmiş. Limanı tabii bu nehrin ucunda yer alan liman kenti Şanghay'ı bir şekilde tanımlamış. Çünkü çok büyük bir tabii ekonomisi var. Yani 600 milyar dolarlık bir ekonomiyi barındırıyor Şanghay kendi, sadece kendi içinde. Merkezi bir İspanya gibi. O yüzden bunun da hani bu ticaretin ve endüstrinin de bir şekilde bu nehirle alakalı olmasından dolayı kent bir şekilde o Boğaz Nehir kültürü çerçevesinde gelişmiş. O açılardan İstanbul'u gerçekten andırıyor. Haklısınız. Bildiğiniz üzere bu yıl iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yılı. Bu kapsamda da neler söylemek istersiniz? Şanghay Başkonsolosu olarak sizin özel olarak yapmak istediğiniz etkinlikler var mı? Bir de sizin de çok iyi bildiğiniz üzere uzun yıllar sonra, uzun tartışmalardan sonra Pekin'de bir Yunus Emre Kültür Merkezi açıldı. Bunun başka yerlerde de açılması söz konusu mu? Son sorunuzdan başlayayım isterseniz. Nisan ayında bizi de çok mutlu eden bir gelişme oldu. Dediğiniz gibi Pekin'de Yunus Emre Kültür Merkezi'nin açılışı gerçekleşti. Ümidimiz tabii bunun hani büyük kentlerimizde, buradaki Çin'deki büyük kentlerde de devamının gelmesi. Şu an için hani çok somut bir şey söylemem mümkün değil bu konuda. Fakat arzumuz Şanghay'da, Guangzhou'da, Hong Kong'da ve diğer kentlerde, Chengdu'da benzer şekilde Yunus Emre merkezlerinin açılması, Türkçenin, Türkiye'nin burada tanıtımı konusunda daha kurumsal ilişkilerin Çin tarafıyla geliştirilmesi. Bahsettiğiniz gibi 50. yıl, yani 1971 yılında beri Çin'i, Çin Halk Cumhuriyeti'ni Türkiye Cumhuriyeti bir diplomatik partner olarak tanımakta. Bu sene de 50. yılı. Fakat salgın şartları nedeniyle açıkçası çok arzu ettiğimiz seviyede bunun kutlamasına dönük etkinlikleri gerçekleştirmemiz mümkün olmadı. Çok değerli bir koleksiyon getirdik. Şanghay Güzel Sanatlar Müzesi'nde sergileniyor. Ülkemizin geleneksel el sanatlarını içeren, kesip hat, minyatür sanatlarını içeren değerli sanatçılarımıza ait 14 tane eserin sergilenmesini burada gerçekleştirdik. Onun haricinde önümüzdeki sonbahar aylarına doğru bir Türk Film Festivali haftası gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz burada. Onun haricinde de bu sene, yani 50. yıl vesilesiyle gerçekleştirmek istediğimiz ülkemizin 3 büyük müzesinin önemli eserlerinin bir kataloğunun Çince'ye çevrilmesi ve buradaki Çin müzelerinde sergilenmesi, bu şekilde ülkemizin tarihi eserlerinin, geçmişinin burada kendi dilinde Çinlilere... Bu sözünü ettiğiniz 3 büyük müzeniz hangileri? Türk İslam Eserleri Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi. Şu anda bunların üçü üzerinde çalışıyoruz. Umarım bunları önümüzdeki dönemde, yani bir protokol imzalanması söz konusu. Protokoller imzalandıktan sonra hızlı bir şekilde tercümeye geçeceğiz. İşte yüksek kalitede oradaki eserlerimizin fotoğraflarının ülkemizden alınmasıyla birlikte bu projeyi umarım sene sonundan önce tamamlayacağız. Anladım. Siz de konuşmanızda vurguladınız. Çin'in en fazla yabancı, en fazla ekspat barındıran şehri, hakikaten batıya açılan kapısı Şanghay. Şanghay'ı bizzat yöneten, yani Türkiye adına yöneten bir diplomat olarak, Şanghay Türk girişimciye hangi alanlarda, Şanghay ve çevresi hangi alanlarda ne tür fırsatlar sunuyor ya da ne önerirsiniz? Yani Türk girişimciler ne yaptınız, ne yapmaya geldiniz?
Şimdi yani dediğim gibi sadece Şangay bağlamında değil de Kerem Bey isterseniz tüm bölgemiz bağlamında konuşalım. Çünkü Şangay bir giriş kapısı gibi düşünmek gerekiyor. Çok büyük bir kent ve çok pahalı bir kent. Doğrudan hani girişimcilerimizin birebir gelip ofis kurması imkanının giderler açısından sıkıntı olabileceği bir kent. Fakat dediğim gibi özellikle Zhejiang ve Jiangsu eyaletleri yani bir kuzeyimizde ve güneyimizde yer alan eyaletler artı Anhui eyaleti Şangay ile birlikte birçok imkan barındırıyor. Bunların hani ticaret kadar yatırım imkanları da bu eyaletlerde mevcut. Her şeyden önce tabii bizdeki yani yatırımcılarımızdaki bir Çin korkusunun yenilmesi gerekiyor. Ne sunuyor buraları? Her şeyden önce inanılmaz güzel bir pazar sunuyor. Yani burada kalmaya niyetli, yatırım yapıp güzel kaliteli mallarla pazara girmeye istekli arzulu firmalarımız için her zaman burada bir yer var. Bu Çin tarafından bir kere engellenmiyor. Siz bu ülkeye, pazara katma değer katan güzel, orijinal, kaliteli ürünlerle geldiğiniz vakit burada mutlaka bunun alıcısı var. Fakat bunun için sabırlı olmak gerekiyor. Hatta belki belli bir süre ilk yatırımlarda belli bir parayı yani bunun geri dönüşünü hemen beklememek. Belki bir sene, bir buçuk sene neredeyse gelir gider dengesi eşit olacak seviyede bu yatırımı sürdürme inadında olmak gerekiyor. Bu bağlamda Türk Ticaret Odası'na da isterseniz bir atıfta bulunmak istiyorum. Evet, zaten soracaksınız. Evet, çünkü bu konuyu takip ettiğinizi biliyorum. Çin Türk Ticaret Odası'nın kurulması söz konusu Pekin merkezli olarak ama esas amacı bizim Türkiye'deki özellikle küçük ve orta işletmelerimize yani kendi satış alanlarını Türkiye'nin dışına veyahut da geleneksel satış alanlarının dışına çıkartmak isteyen işletmelerimizi bir pencere açmak, Çin'de bir pencere açmak, bunlara hukuki destek sağlamak, burada elektronik ticaret, e-ticaret üzerinden nasıl kendi mallarını satabilecekleri konusunda yardımcı olmak amacıyla bir ticaret odasının kurulması söz konusu. Aynı zamanda Büyükelçiliğimizdeki ticaret müşavirliğimiz de özellikle Türkiye'den firmaların burada doğrudan gelmek zorunda kalmadan internet üzerinden burada çok gelişmiş olan e-ticaret imkanlarından yararlanarak burada nasıl satış yapacaklarına dair çok güzel yönlendirici bilgileri var sayfalarında, videoları var. Bu konuda farklı buradaki büyük firmalar yani Tmall, Pinduoduo gibi firmaların kendi internet platformları üzerinden satış ların nasıl yapılacağına dair adım adım kataloglar oluşturulmuş durumda. Yani bu bölgeleri esas itibariyle hem ticaret için yani kendi ürünlerini satmak için hem de gelip uzun vadeli yatırımda bulunmak için düşünmesi gerekiyor bizim insanlarımız. Bu açıdan da umarım Ekim ayında kurulduktan sonra buradaki Türk Ticaret Odası bir güven kaynağı olacak. Yani yatırımcılarımızın buraya gelip ya ben orada neyle karşılaşırım? Ne tür hukuki garantileri önceden almam gerekir? Aşağı yukarı ne kadar bir ilk yatırım yapmam gerekir? Ofis bulmam, depo bulmam kolay olur mu? Bu işlerle nasıl uğraşacağım gibi sorularına yani esasında insanımızın buraya gelmesinin önündeki ilk psikolojik engeli aşacak tarzda bir yardımcı olacak bir örgütlenme içine girecek buradaki iş adamlarımız. Kendi tecrübelerinden yani uzun süredir burada olan hem iş adamlarımız hem de kurumlarımız, kurumsallaşmış olan firmalarımızın tecrübelerinden Türkiye'deki işletmelerimizi de yararlandırma amacı giden bir örgütlenme olacak. Umarım bu bizim buradaki varlığımızı, gücümüzü, iş adamlarımızın gücünü, yatırımcılarımızın gücünü arttıran bir güzel temel haline gelecek. Çünkü burada istediğimiz güçte açıkçası değiliz. Bu maalesef ticaretimize de yatırımlarımızın oransızlığına da yansıyor. Biz burada ne kadar güçlü olursak esasında ikili ilişkilerimize de o kadar güçlü oluruz. Bu mottoyla yatırımcılarımızı, iş adamlarımızı biz buraya yatırım yapmaya bekliyoruz. Evet, sizin çok iyi bildiğiniz üzere gerek Büyükelçiliğimiz gerekse oradaki başkonsolosların ticari ateşelerimiz hakikaten üzerine düşen görevi kendi aydaşlarıyla, kendi konumundakilerle yapıyorlar ama sanıyorum ticaret odası da ticari kurum kuruluşlarla yani onun denk kurum kuruluşlarındaki ona denk gelen kurum kuruluşlarla
lobicilik faaliyetini sizin yaptığınızı biraz daha pekiştirecek hale gelecek. Katılır mısınız bu görüşe? Tabii ki. Doğru tabii ki. Yani bu esas itibariyle bir ağ görevi, yani networking görevi yapacak. Dediğiniz gibi lobicilik faaliyeti de içeren bağlantı kurma ve aynı zamanda buradaki iş adamlarımızın çıkarlarını her türlü alanda savunma görevi olacak. Yani bu hem resmi makamlarla, yani Çin devletiyle de bir iş adamı devlet veyahut da kurum devlet ilişkisi içinde görüşme, hem de kendi karşıtlarıyla, yani buradaki odalarla, Çin'de yatırımı teşvik eden kurumlarla bu ilişkileri geliştirme amacı güdecek. Bu şekilde hem lobicilik yapacak hem de çok daha farklı, normal şartlarda alınmayacak belki imkanlara kavuşulmasını sağlayacak. Ayrıca bizim şu anda çok ihtiyaç duyduğumuz, yani geleneksel işletmelerimizi bir sonraki adıma taşıma, yani Endüstri 4.0 denen dijitalleşme, kendi üretimlerini tamamen daha dijital bir platformda yürütebilme imkanının Ar-Ge'sini de belki burada sağlamalarını, burada yaratmalarını sağlayacak. Çünkü burada bu konuda özellikle çok ciddi bir altyapı var, çok ciddi bir know-how var ve yabancı firmaların da buraya gelip bu tür Ar-Ge merkezleri kurması konusunda Çin tarafı istekli, arzulu, bu konuda çok ön açıcı bir yaklaşım içinde. Firmalarımızın, yani sadece ticaret ve yatırımın da ötesinde kendi işletmelerini dönüştürüp bir sonraki aşamaya getirme açısından da esasında çok ciddi bir işlevi olabilir diye düşünüyorum ben ticaret kurumumuz. Şimdi ilk gittiğinizde sizi şaşırtan şey ne oldu? Neye şaşırdınız? Ben Çin'e ilk defa 11 sene önce gelmiştim. 2010 yılında, o zaman Tokyo'da görev yapıyordum. Yaklaşık böyle 2 haftalık çok uzun ailemle birlikte bir Çin turu yapmıştım. Çin gerçekten çok etkilemiştim. Bir kere kültürün derinliği, yani neredeyse 2200-2300 yıla dayanan kesintisiz bir devlet anlayışı, devlet kültürü var. O etkilemişti, o farklı bir şey. İkincisi de ölçekler tabii çok etkiliyor insanı. Gittiğinizde hani insanlarla konuştuğumuzda, ya bizim işte mütevazi bir kent diyorlar. Ne kadar diye soruyorsunuz, 15-16 milyon diyorlardı. Tabii yani mütevazi kentlerin büyüklüğü böyle olunca siz büyüklerini düşünün. Fakat yani bu tür kentlerde altyapısıyla, insanların yaşam standartlarının hani belli bir noktaya getirilmişliğiyle Çin'in hani son 20-30 senede elde ettiği kalkınma ve gelişmişlik gerçekten beni etkilemişti. Çünkü çok kolay bir şey değil. Yani çok ciddi gelişmişlik farkları olan bir ülkenin iyi kötü belli bir seviyeye getirilmesi, kesin yoksulluğun, mutlak yoksulluğun 1.4 milyarlık bir nüfusta ortadan kaldırılması, şehirlerin büyük oranda altyapı sorunlarını halletmiş olması, bunların hepsi yadsınamayacak önemli gelişmeler Çin açısından. Ama dediğim gibi beni en önemli, en fazla etkileyen şey ölçekler olmuştu. Yani mesafelerin büyüklüğü, insanların, şehirlerin büyüklüğü, binaların kendi içindeki alışveriş merkezlerinin hani büyüklüğü, bizim alışık olduklarımızın tabii çok daha ötesinde ölçeklerle çalışıyorlar. İkinci en fazla etkileyen de Çin toplumunun belki de uzun süreli kesintisiz devlet anlayışı ya toplumsal tarihinden gelen nesilsel düşünme kabiliyeti açıkçası beni etkiledi. Yani bizlerin biraz batıda unuttuğu tarzda, yani kendi neslinde sonucunu göremeyeceği işlere, yatırımlara, projelere de girişme, bunun 2-3 nesil sonra sonucunun alınacağını bilmesine rağmen buna düşüncesini bu yönde harcama, parasını, sermayesini bu yönde harcama konusundaki farklılığı da açıkçası etkilemişti. Bu çok kolay bir şey değil. Yani uzun vadeli kendi toplumuna, kendi geleceğine yatırım yapma kabiliyeti olan bir toplum. Bu da belki bizlerin daha çok hatırlaması gereken unsurlardan biri için ilişkin olarak. Bu sözün ettiğiniz başarılara ek olarak basından okuduğunuz ve duyduğunuz kadarıyla siz orada birebir yaşıyorsunuz, daha doğrusunu sizden öğrendim. Pandemiyi kontrol etme noktasında ki başarılı olmuş. Sizce bu başarının altında yatan etkenler nedir? Ya açıkçası çok şey var. Yani tabii bizdeki gibi gelişmemiş. Yani burada Wuhan'da ortaya çıktıktan sonra, bu işte aşağı yukarı 2020 Ocak başlarında meydana geliyor, ortaya çıkıyor. Çin devleti görece hızlı bir şekilde buna tepki veriyor. Toplumsal bir şekilde bunun orada contain edilmesi, bir şekilde daha Çin genelinde yayılmadan Wuhan ve Hubei eyaletinde, yani Wuhan başkenti olduğu eyalet içinde kalması için çok hızlı bir şekilde kapanmaya gidiyor
yani 23 veya 24 Ocak'ta mı hatırlamıyorum tarihinde çok katı bir kapanmaya gidiyor. Çok sıkı kategorik kurallar uyguluyor. Yani o eyaletin dışına çıkmaması, onun içinde kalması ve orada tam kaynağında bu işin çözülmesi için. Çünkü takdir edersiniz 1.4 milyarlık bir ülkeye yayılması halinde Çin devleti gibi nispeten kendi idari kapasitesi büyük bir devletin bile gücünü aşabilecek bir sorunlar yaratabilecek bir sorunu merkezinde kaynağında büyük oranda çözüyor. O sebepten dolayı yani ülkede yanlış hatırlamıyorsam toplamda 90-92 bin vaka meydana geliyor. Yani çok çok küçük bir sayı esasında. Bunun %90'ı neredeyse %85-90'ı sadece Hubei eyaletinde. Ölümlerin de neredeyse %95'i aynı eyalet içinde gerçekleşiyor. Yani çok hızlı bir şekilde önce kenti ve etrafındaki eyaletleri kapatıyor. Çok sıkı kurallar koyuyor bunun yayılmasını engellemek için ve tüm ülkede yani tespit edilen yerlerde bu kuralların kategorik bir şekilde istisnasız uygulanmasını sağlıyor. Ona uygun şartları geliştiriyor. Ve hani bunu şu ana kadar da uygulamaya devam ediyor. Burada bile yani ufacık yani bir kişi de bildiğiniz gibi belki bir vaka çıktığı vakit tüm o ilçeyi ve bölgesini veyahut da o ilin neredeyse 20-30 bin kişiyi tamamen kapatıyor ve hepsini teste tabi tutuyor. Yani böyle çok gerçekten katı bir uygulamayla ancak hani bunu kontrol altında tutuyor. Şangay'da yani toplam vaka sayısı 2000-2200 civarında ve sadece 7 kişi vefat ediyor Şangay gibi 28 milyonluk bir kentte. Bu tabii hani birçok şey var yani idari bir kapasitesinin bulunması, toplumun zaten hani bireyden ziyade toplumu önceleyen, toplumun genel iyiliğini veyahut da faydasını önceleyen bir kültürle yetişmiş olması gibi yani birçok unsur da bunu destekleyen unsurlar da var tabii içinde. Yapıldığında biliyorsunuz bütün dünya ülkelerinin geldiği ve hatta dünyaya açılmanın kapısı olarak adlandırılan Çin Uluslararası İhraç Ürünleri Fuarı var. Bu sanıyorum çok büyük önemli. Son olarak bu mevzuyla ne söylersin, neler söylersin? Bu benim son sorum olacak. Buna ek olarak da söylemek istediğiniz varsa sizin Sayın Başkan sorusu buyurun. Sağ olun. Bu tabii Çin'in özellikle ben sadece dışarı satıyorum değil, dışarıdan da alıyorum imajını güçlendirmek için yaptık. Çok önemli, çok geniş çaplı bir fuar. Bu sene yine büyük oranda pandemi şartlarının etkisi altında geçecek gibi duruyor. Hibrit mi olacak? Yani ben yine su vardı. Hibrit mi olacak yine? Hem çevrimiçi hem katılımcı bir şekilde mi? Evet. Evet, evet. Yani o şekilde olacak. Fakat hani dışarıdan gelebilecekler yine çok büyük ihtimal. Yani bu tam olarak açıklanmış değil. Çünkü daha önümüzde bir iki üç ay var daha fuara. Ama hani yine bir iki haftalık karantina süresine tabi tutulmaları söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden yine çok büyük oranda Çin'in içinde bulunan yani bizim firmalarımızın ancak Çin'deki temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri veyahut da buradaki ortakları, partnerleri aracılığıyla offline katılabilecekleri onun dışında büyük oranda online olarak gerçekleştirecek bir etkinlik olacak. Ama yani böyle gerçekleşmesine rağmen geçen sene yine on binlerce kişinin ziyaret ettiği ve hani bizim katılımcılar açısından da olumlu sonuçları olan bir fuar niteliğinde oldu bu. Umarım işte önümüzdeki sene bu pandemiye dair kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla birlikte bizim buradaki hem yatırım yapmayı düşünen hem ticaret yapmayı düşünen iş adamlarımız açısından yine önemli bir Çin pazarına giriş açısından kapı niteliğinde olacaktır diye düşünüyorum bu fuar. Onun için hani söylemek istediğim biz Çin'i Türkiye'de anlatmaya çalışıyoruz, sizler anlatmaya çalışıyorsunuz. Bizim özellikle yatırımcılarımız açısından hala Çin uzaktaki bir ülke konumunda. Bunun bir şekilde değişmesi gerektiği kanaatindeyiz biz. Hani buradaki hem bürokratlar olarak hem iş adamları olarak. Bunun önünde birçok hani psikolojik engel olduğunu biliyoruz, düşünüyoruz. Orası kesin ama hani geleceğe dair firmalarımızın yaptığı stratejiler ve yatırımlar içinde Çin'in mutlaka bir yerinin olması gerektiğine ben inanıyorum. Çünkü öyle veyahut da böyle dünyanın ekonomik ticari geleceğinin ana parametrelerini belirleyecek olan yer burası olacak. Pandemi de gösterdi ki
bu tür ekonomik yani küresel iniş çıkışlardan en az etkilenen ülke burası. Yani hem tedarik zincirinin kolay kolay kırılmaması hem de pazarının gittikçe genişleyen bir halde olması nedeniyle pahalanan bir ülke. Yani eskisi gibi iş gücünün ucuz olduğu bir ülke değil. Giderleri eskiye göre çok daha bir ofis kurma veyahut da burada iş yapma giderleri eskiye göre daha yüksek ama her şeye rağmen bizim burada konuştuğumuz özellikle yabancı ülke yatırımcıları, girişimcileri, yabancı ülkelerin ticaret odası mensupları iyi ki burada varız diyorlar. Yani geç kalmadan iyi ki buraya gelmişiz diyorlar. Çünkü hem kendi firmalarının bahsettiğim gibi Ar-Ge'ler üzerinden dönüşümü hem de burada üretim veyahut da doğrudan burada pazarlamayla bu tür krizlerden etkilenmelerinin en aza indirgenmesinde sepetlerinin Çin kısmının çok önemli bir rol oynadığını ifade ediyorlar açıkçası. Bunlar önemli şeyler. Ve Çin hükümeti de 2020 Mayıs ayından itibaren yani geçen sene ilan ettiği dual circulation kifte dolaşım politikası çerçevesinde iç tüketimi ciddi oranda arttırmayı öngörüyor. Yani bunu hem dışarıya açılımla birlikte yapmak istiyor ve iç pazarının kendi içinde birbirini çeviren yani bir ölçek ekonomisinde daha geniş şekilde çalışan bir şekilde genişlemesi yönünde politikaları izliyor. Yani hem para politikalarını hem ekonomi politikalarını bunun üzerine yapıyor. Yani iç pazarda büyüyecek. İçeride çok daha fazla yani iç bölgelerde normalde tüketimden çok fazla pay almayan iç bölgelerin de tüketimdeki payları büyüyecek. Bu bizler için de bizim firmalarımız için de çok ciddi avantajlar yaratacak. O yüzden bizim zamanlıca buraya gelip en azından burayı anlayıp burada bir şekilde var olmamız gerekiyor. Bu yönde de bizlerin başkonsoloslukların, büyükelçiliğimizin kapıları her zaman ben orada nasıl olabilirim, nasıl gelebilirim? Şu tür aklımda kaygılar var, onları nasıl giderebilirim diyen yatırımcılarımıza, geleceği düşünen yatırımcılarımıza açık. O yüzden eminim bizlerin de iletişim bilgilerini daha sonra paylaşacaksınızdır. Her zaman için bu yönde buraları düşünen iş adamlarımız, tüccarlarımız, yatırımcılarımızın bizlerle temas halinde olması ve hani bizlere kafalarındaki soruları sormasını biz arzu ediyoruz. Bu konuda da eğer siz de kendi kanalınız üzerinden yardımcı olursanız çok memnun olursunuz. Çok çok teşekkür ederim. Bunu da seve seve yapacağım. Zaten bu kanalı açmanın temel nedeni bu. Orada sizin gibi deneyimlerinin, indikten süzülmüş deneyimlerini aktaracak uzmanların söyledikleri buradan Çin konusunda halen dediğimiz gibi kafalarda soru işareti olan insanın o soruların kaybolmasına, onun yerine daha net bilgilerin oturmasına yol açtı. Bu açıdan da size teşekkür ediyorum. Doğu'nun sabah yıldızı Çin, Batı'nın akşam yıldızı Türkiye'ye birçok fırsatlar sunuyor. Yeter ki algımızı açık tutalım. Yeni bir programda buluşuncaya kadar algınız açık, yıldızınız parlak olsun. Kerem Köfteoğlu'nun hazırladığı Çin'deki Türkler programı sona erdi.